Burası benim gezdiğim alan, dolandım. Şurası kaldı. Şöyle ikinci tura çıkacağım. Bir 10 gün falan sürdü burası. 10-12 gün sürdü Yani burası. yarısı bitti. Evet, bitti. Bu tarafı tamamlayacağım çıkıp. Bir 10-12 günde burası sürer muhtemelen, 15 gün. Antalya, Mersin, Adana, Ankara şehrinde dolaştım. Depremle ilgili şu anda yaralının sarılması ile ilgili çalışan kim varsa hem onlarla görüştüm, bilgi alışverişinde bulundum. Hem de aynı zamanda da bu deneyimlerimin hepsini onlarla paylaştım ki o bir yaptıkları işin sonucunda eğer ki oradaki insanlara doğru müdahale yapılırsa yarın da gerçekten yeni rekorlar kıracak, yeni kitaplar yazacak, bir sürü insan çıkacak. Yani o uğraştıkları insanın ne olduğunu göstermek için onlarla konuşuyorum bir taraftan. Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanıyım. Aynı zamanda Dünya Serbest Danışıklı Komitmeniyim. 99 depreminde ben de enkaz altında kaldım. 3 günlük süreçti. O enkaz altından çıktıktan sonra her şeye rağmen hayat devam ediyorsa hala yaşayacaksın dedim ve hayatımı yeniden ilmek ilmek örmeye başladım. Ve bu zamana kadar gelen bu sürecin işte iki dünya rekoru vesaire hayat dediğim, yaşam dediğim şeylerin içerisine sığdırmaya çalıştım. Bugün de ülkemiz böyle büyük bir afet yaşamışken ben de üzerime düşen görev olarak nasıl bir felsefeyle hayata baktığımı, hayata kaldığım yerde nasıl devam ettiğimi anlatabilmek için bölgeye gittim. Bölgede de orada gerek depremde huzur kaybı yaşayan kardeşlerim, gerekse onların aileleri, yakınları, sağlık çalışanları, yani her afette hatırladığımız ama afetler geçtikten sonra unuttuğumuz o kıymetli insanlar, onlar da canla başla çalışıyorlar. Hem onların motivasyonu için, hem ailelerin motivasyonu için, hem karşılarında canlı bir örnek görmeleri açısından yaklaşık bir 10 gündür, 13 gündür falan bölgedeydim ben de. Çok kısa bir dinlenme için geldim 2 gün. 2 gün sonra tekrar yeniden bölgeye ineceğim. Bölge ve civardaki yani o aldığımız hasardan etkilenen insanları hemen hemen şu anda ülkenin tamamı afet durumunda, teyakkuz durumunda hepimiz. Hangi şehirde, ne kadar konuyla ilgili kayıp yaşamış dostlarımız, ailelerimiz varsa onları ziyaret edeceğim tek tek. Ve onlar olabildiği kadar moral, onlar olabildiği kadar güç olmaya çalışacağım. Çünkü geriye dönüp baktığın zaman aynı süreçlerden ben de geçtiğim için hani bizde bir laf vardır ya damdan düşenin halinden damdan düşer anlar diye. Böyle bir şey yaşamış olmamda bu insanlarla bir diyalog kurmam için benim için aslında kötü bir deneyim. Bugün diyalog kurmam için bir köprü oluyor. Yaşayacakları süreçlerin ne oldukları, ne bittikleri, neler yapacakları ile ilgili onlarla ilgili yönlendiriyorum. Bundan sonraki organizasyonla ilgili kaos oluşmasın diye de orada giden arkadaşlarıma da buradan herkese de seslenmek istiyorum. Protest konusu çok erken konuşulacak bir konuda şu anda. Çünkü aktarmamız gereken iş oradakilere şu anda hayatın devam ettiğini ve onların hayata devam edeceklerini, koşullar, şartlar ne olursa olsun hayata devam etmeleri gerektiğini önce bir onu anlatmamız, aktarmamız gerekiyor. Tabii ki bu inanca eriştikten sonra bu protez olur, ortez olur, tek eksandar olur, ne olursa olsun onların temine daha önce gitmemiz gerekiyor. Bugün konuyla ilgili yapacağımız adımların hepsi ileride yine bizim için kaos olabilir. Ve oradaki arkadaşlarımın hayata tekrar kaldıkları yerden devam edebilmeleri için yanlış bir motivasyon olur protez. Bugün bizim söylememiz gereken tek şey öncelikle, evet çok kötü şeyler yaşadık. Belki yarın kötü şeyler de yaşayacağız ama bizim yapmamız gereken tek şey karşımıza ne çıkarsa çıksın bu problemlerle biz yeniden mücadele edeceğiz ve bu problemleri aşmaya çalışacağız olması gerekiyor. Ben de bu mühimmanda Kocaeli Kent Konseyi olarak sahada üzerime düşen vazife neyse onu yapmaya çalışıyorum. Konuyla ilgili herkes en doğru bildiği şey neyse, en iyi yapabildiği şey neyse onu yapmalarını tavsiye ediyorum. Ve destekte bulunmadan önce mutlaka şunu düşünsünler. Ben orada kalsaydım, bu afetten birinci dereceden ben etkilenmiş olsaydım bana nasıl davranmalarını isterdim sorusunu kendilerine sormaları gerekiyor. Bu soruyu sorup ondan sonra yapacakları destekleri, ondan sonra yapacakları dayanışmaları yaparlarsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aynı duyguyu hissetmek şimdi buradayken şey var. O duyguyu hissedip beraber çökmek, beraber onlarla birlikte yıkılmak doğru bir şey değil. Bugün o duygu bize can vermeli şu anda. O duygu bana enerji vermeli. Onun üzüntüsü vesairesi onun çok sonraki zamanlarda konuşulacak, düşecek işlerdir. Bugün bize bu acıyı yaşamış insan olarak çalışmak düşer. Hani oraya gidip bu durumdan etkilenmek, manevi olarak düşmek veyahut da üzülmek gibi bir durum söz konusu değil. Eğer ki böyle bir acıyı yaşamışsanız, böyle bir konuda tecrübeliyseniz bugün sizin çalışmanız gerekiyor. Yaralarımızı bir saralım, yeniden şehirler, kentler kurulsun. Ondan sonra oturup bu konuyla ilgili üzüleceksek ancak o zaman üzülebiliriz. Bu acının içinde mutluluk ne kadar konuşulur bilmiyorum ama hani deprem olduğundan bugüne kadar 10 gündür, 11. gündür ilk defa gülüyorum abi diyen bir sürü şey vardı. Delikanlı kardeşlerim vardı, gençler vardı. Onlar bana çok büyük çalışma azmini, zevki, şevki verdiler, enerji verdiler. Mutluluk diye tarif ettiğim şey de bu aslında. Bakacaklar, hazırlar onlar da hayata. Hani hep işte yeni dünya rekoru kıracak çocuklar gelecekler. Yeniden üretenler çıkacaklar oradan.
Ne olursa olsun belki bir kolumuz, bir bacağımız ya da iki kolumuz, iki bacağımız da olmadan biz çalışmayı, üretmeyi devam edeceğiz. Ben onlara onu aktarıyorum. Çünkü ben bunu yaptım. Beni canlı canlı görmeleri de onlara çok daha büyük motivasyon oluyor. Yarın bugün ben inanıyorum o çocuklar da aynı şeyleri yapacaklar. Yıkılmayacağız yani. Engel diye bir şey yoktur. Yani gitmek isteyen ya da bir şey yapmak isteyen insanın en büyük engeli kapının eşiğidir yani. O eşik de bugün açılacak. Hayat onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır.